Sevgili seyirciler, Hatice Hanım konuşmaya devam ediyoruz. Dün yayın bitti, akşam babam aradı beni. Babamın söylediği cümle, kızım kendini kaptırma. Ya artık ne hale geldiğimi, ne kadar kendimi paraladığımı görünce diyor ki, hep söyler yani hani biraz olayın dışında olmaya çalışıyor. O kadar çok kendini olayın içine koyuyorsun ki biraz sakin olmayı dene dedi. Nasıl Hatice abla? İşte nasıl diyeyim, ne iyi ne kötü, işte öyle karanlık dünyada yaşıyorum. Peki, iyi tarafın nedir? İyi tarafım nedir? Oğlum bana dönerse kapım sonuna kadar açık. Ama ben bu hırsız gelinle asla yapamam. Oturacağım, kalkacağım, hırsız gelin diyecekler. Ben dışarı soğuğa çıksam ne biçim gelin aldın diyecekler. Ben dünyaya geldim, 58 yaşındayım. Bir daha ölüp dirilirsem yine namusum şerefimle yaşarım. Yine de bu hırsız gelinle asla yapamam. Şimdi asla istemem. Bu Hatice Hanım'ın... Ben tarlalarda çalışıp çocuklarıma ev yaptım. Ne zaman ev verip ikisini diye her şeyini alıp ben eşimi alıp köye gidip oturacaktım. Bunları iki kardeşi yerleştirdikten sonra. Ama bana fırsat vermediler. Kendi kendine gelin güvey olup bu duruma getirdiler. Ben nikahın ikinci günü duydum. Ondan sonra benim başıma kaynar sular döküldü. Hangi anne ister hırsız gelini? Hangi anne ister gelinin, oğlunun, eşinin başka arkadaşlarla, dostla edinmek, gezmek? Hangi? Eliniz vicdanınıza koyun da öyle konuşun. Beni yargılıyorsunuz ama bu dünyanın öbürkü dünyası da var. Ama orada bana nasıl cevap vereceksiniz? Ben basa basa söylüyorum. Bu hırsız geleni istemiyorum. Türkiye duysun, Türkiye! Şimdi Hatice Hanım'ın, Seda Nur'un evlenmeden önce yaşanmış bir olayla başka birine ait olan eşyaları izinsiz alması tabii ki kabul edilebilir. Asla bir şey istemem. Değil. Böyle bir şeyi yaptığını kendi de canlı yayında kabul etti. O kişiyle aralarında bir görüşme yapıp işte dedesi, annesi, kimler varsa bunu konuşmuşlar. Bu konuda haklı. Bir de diğer arkadaşın Mustafa ile görüşme konusu var. O konuda da Hatice Hanım bunu, annem bunu uydurmuyor. Bu konuda evet, da haklı. Evet, kayıtları var. Şimdi bu Seda Nur'un yapmış olduğu iki davranış değil mi? Evet. Sen bunu anne olarak kabul etmiyorsun. Asla. Tamam. Ölüp dirilsem yine kabul edemem. Peki bunu şimdi bu soruyu oğluna sor. Oğlum biliyor, ses kayıtları dinledi, biliyor ama yalnız... Bu iki olayı biliyor musun Emrullah? Biliyor. Biliyorum. Ama... Biliyorsun. Bir sor, de ki Emrullah ben böyle bir şeyi anne olarak kabul etmiyorum. Sen bu şartlarda bunları yapan Seda Nur'la eşinle evliliğe devam ediyor musun diye bir sor. Oğlum bu arkadaşınla bu Seda Nur 8 aydan beri konuşuyor. 8 aydan beri konuşuyor. Bir beni dinle, sözümü kesme. Yalan eşsiz. Ondan sonra köyden geldikten sonra seninle biz köydeydik. Fındık topluyorduk. Bu kalktı geldi. Geldiği günü babasına mektup yazıp o şahısla alıp gitti. Neler yaptı, neler konuştu. CD'de hem sen kulağına dinledin hem hepsi var. Ondan sonra geri dönme yüzüm yok, babam beni keser diye. Anneme götürdü ve annesine götürdü. Ben bunu ne zaman duyunca başıma kaynar sular döküldü. Sen bunları bile bile lades diyor musun? Bir buyurun. De bunun çaldığı altınların sahibi geldi oğlum. Ne diyeceğim? Bunların iki peki cevabını ver. Bu iki nasıl olay, bu iki olayı yapan bunu iyi dinle, eşin Seda Nur'u annen diyor ben kabul edemiyorum diyor. Sen eşinle bu iki olayı kabul ediyor musun ve evliliğine devam ediyor musun? Ben evliliğime sonuna kadar devam etmek istiyorum. Ne vicdanın var la? Peki sana şu soruyu soracağım. Dinle, sözümü kesme. 3-4 aylık benim evladım var. Dinle. Nasıl, hangi vicdanla ben bunları ortada dünyaya bırakacağım? Dünyaya gelene kadar ne olacağı belli değil. Ben dünyaya, sen sizden büyük iki tane ikizleri bıraktım hastaneye. Ankara'ya gitti. Ya haberi Silivri'ye geldi kaç sene sonra. Sen de dünyaya gelmeyen çocuğa çamaşır biçiyorsun. Hem annenin şerefi nerede? Senin şerefin nerede? Bunları bile bile
Bir hırsızlık yaptı. Bu seni aldattı. Ne biliyorsun ölene kadar seni aldatmayacağını? Ben bana sonuna nasıl kadar ekeli? Güveniyorum. Beni aldatacağına inanmıyorum yani. İnanmıyorsan şahitler gelecek şimdi. Peki o zaman inanacağını? İnanacağını? Tamam gelsin şahitler. Tamam o zaman hadi çağırın gelsin. Öyle çağırın gelsin ne olmuyor? Ona ben karar vereceğim. Biraz sonra şahitlere çağıracağım. Şahitlere gerek yok ki. Zaten olayı diyor Emrullah. Ben zaten her şeyi örtbas etmeye çalışmışım. Efendim, hayır inanıyorum diyor. Ben ama ben affettim şeyi... diyor Hatice Hanım. Heh, şimdi bak Emrullah, her insanın değer yargıları Emrullah farklı. Emrullah bunu kendi cevaplasın. Şimdi bütün bu olanlara rağmen anne şunu anlamıyor. Tüm yaşananlara rağmen ben her şeyden vazgeçtim. Ben eşimle mutluyum ve yuvamı kurtarıyorum demeni annen duymuyor. Evet dün de bunu belirttim. Bugün de aynı şekilde belirtiyorum. Niye ben eskili sünger çekip, dinler misin? Ben eski sünger çekip tekrardan çekiyor? Yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Peki sen işe gideceksin bu arada. Bunu... Ne zaman yaptı? Niye ne zaman yaptı? Yaptı kendi gözünde şahit oldun mu? Ha? Kendi gözünde şahit oldun mu? Peki mesaj dakika ses kayıtları ortaya çıkınca ne yapacaksın? Herkes birbiriyle mesaj için. Sen kendi gözünde gördün mü? Oğlum. Yol yakın kene dön. Ömür billah bu lekeyi üstünden at. Bak bana bu eli görüyor musun beyle? Bu el ayrılmayacak. Bunu unutma neyi, hiçbir zaman. Neyi unutmayacak? Bu el hiç ayrılmayacak. Madem onu seviyordun. Niye yakın arkadaşına kaçtın gittin? Bunu nasıl sen ispatlayacağım? Sen paranı tutmuşsun. Nasıl? Söylesene. Benim param fazla ay, mıydı? Nasıl? Neyi tuttun yalan para tutmuşlar bunlar. Kim parayla tutmuş? Ya kaynana. Ben biz köydeydik oğlum inan. Ne para tutmasın? O parayla tuttu. Siz o parayla niye tutulan gittin? Şeyi yani olayı doğruluyor musunuz siz? Ben yani gittiğinizi. Ben sonra anladım Hülya bunu. Ha sonra hayır, niye kişi, gittin? O kişi rol yapıyor size. Babanın evinde. Efendim? O kişi size rol yapıyor. Hı-hı. Ama siz o davranışlarına karşılık verdin mi? İzin evet. Ben bu mesajları gördükten sonra dedim ki sen beni oynatıyorsun dedim. Ha. Ama dedik ben oynatmıyorum dedi. Ondan sonra dedik ki işte Hatice abla şöyle, Hatice siz abla böyle. Siz o zaman evli misiniz Emrullah'la? Ya kavga evet. Etmiştik o zaman. Köyde evli misiniz? Oğlum ben de. Evlisiniz. Kavga bu ayrı jandarma geldi. Gelip sizin o çıngıraklı yılan kavganızdan sonra mı oluyor bu olaylar? Buraya dedeme gidiyorum. Seda buraya geldikten sonra. Geldiğini yapıyor. Anladım. Adamı ayırtıyor devamlı konuşuyor beni götür diyor. Ve dedi iki ay beni götür iki ay gözükmeyelim. Ne zaman hamile kalırsak mecbur kalacak Emrullah'tan boşanma. Sonra dedemin annenem size mecbur kalacak vermeye. Ya. Siz bunları nereden duydunuz? Nereden mi duydum? Bunun arkadaşı dedi. Size mi anlattı? Evet. Ses kayıtları hepsi var. Peki bunları sen duydun mu Emrullah? Duydu. Duydum ama hı-hı. Gözümle hani görmediğim bir şeye de inanmam. Hı? Gözümle görmediğim bir şeye de inanmam. Ses kaydı olur. Mesajlaşma olur. Nereden olur? Ben hepsini okudum. Peki arabaya dinledim. Binip nereye gitti? Ama sonradan insan bir şu şekilde düşünmesi lazım. Ben neyi gözümle görmediğim bir şeye inanırsam yarın öbür gün kim yanıma gelirse ona da inanmayacağım. Peki bir şey diyeceğim sana. Dünkü yayına katılan, benim konuşmadığım, sana düşmanlık yapanlar, senin ekmeğini yiyenlere anneme nasıl konuşayım diye ona niye cevap vermedin lan? Ben o kişiyi tanımıyorum ki. Tanımayın da o zaman diyeceksin ki annemi ne tanıyın ne yargılayın tamam, diye. Tamam ben tanımıyorum. Niye cevap vermedin? Ben babam tarafını, ben babam tarafımı küçüklükten beri tanımıyorum. Bu gerçek. Gerçekten ama ona niye ne şekilde cevap vermedin? Ben savunacağım da yapacağım. Hatice Hanım bak Hatice Hanım gerçekler konuşulur. Şimdi sen ne kadar gerçekler güzel Seda'la şey Seda Nur'la alakalı yok. Şeyleri söylüyorsun ama senin kocan kendi annesiyle babasıyla ve kardeşleriyle 25 yıldır görüşemiyormuş. Ben kaynatan benim yanımdaydı öldü Bu arada muhtar da mesaj atmış o dönem olaylara şahit olan muhtar ben de yayına bağlanmak istiyorum demiş. Yani herkes şunu söylüyor Hatice eşini kendi yanına aldı. Kendi safına çekti. Tüm ailesiyle bağlantısını... Ben kaynanamın yanındaydım. Eşim burada abiminle çalışıyordu. Bağlantısını kopardı. Kimse kimseyi tanımıyor. Eşini görüştürmüyor dedi.